Herkese merhaba arkadaşlar, nasılsınız? Şu anda böyle ellerime kremimi sürüyorum. Video için hazırlanıyorum. Bu videoyu çekmeye çok spontane olarak karar verdim arkadaşlar. Şu anda sahuru bekliyorum. Bugün Ramazan'ın 3. günü, pazar günü. Böyle YouTube'a neden birkaç aydır video atmadım, hayatıma neler olup bitti, neden sosyal medyada genel olarak böyle çok aktif değildim, biraz bunlardan bahsedeyim istedim. Arkadaşlar, öncelikle eğer beni Instagram'dan veya TikTok'tan takip etmiyorsanız şu anda açılmam size bir şok gibi gelebilir. Biraz bu konu hakkında size konuşmak istiyorum. Burada amacım kimseyi bir şeye ikna etmek veya böyle kendi davranışlarımı işte haklı çıkartmaya çalışmak falan değil. Sadece hayatımda olup biten şeylerden bahsedeceğim biraz size. Bu da burada sponsorlu gibi duruyor ama bu böyle bir tane multivitamin suyu işte. Arkadaşlar, ben açılmak konusunda çok böyle evrelerden geçtim. Şimdi şöyle ki zaten daha önce böyle kapalılıkla ilgili bir video yapmıştım. O videoda da biraz bahsetmiştim. Ben 10 yıl kadar bir süredir başörtüsü takıyordum. Ve başörtüsü takmaya işte 5. sınıftayken karar vermiştim. Ve böyle hani biraz ani gelişen bir karardı benim için. İşte çok mutluydum kapandığımda. Arkadaşlarımla beraber kapanmıştık falan. Ve ben şeyi hatırlıyorum. Daha kapalı ulaşımın 3. günüydü. Ve benim çok sevdiğim böyle boncuklu sallanan küpelerim vardı, böyle küçükken almıştım. Ve böyle dışarı çıkarken falan o küpelerimi takıyordum. Ve bir gün işte okula gitmek için hazırlanıyordum, işte evden çıkmak üzereyiz. Ben başörtümü takarken aynadan kendime baktım. Ve birden o küpeleri bir daha takamayacağım aklıma gelmişti. Ve ben böyle çok üzülmüştüm falan. Sonra birden böyle yavaş yavaş her şey böyle beynime böyle yüklenmeye başladı. Dedim ben artık makyaj yapamayacak mıyım, artık küpe takamayacak mıyım, işte ya şöyle ya böyle falan derken. Ve işte 3. gününde kapalı oluşumun anneme dedim hani ben çıkartmak istiyorum diye. Ve annem demişti ki hani bir defa taktın artık çıkartamazsın. Ve o zamandan sonra hani kiminle bu başörtüsü hakkında konuşmaya başlasam kapanıp açılmak çok büyük günah diyorlardı hep. Hani birazcık şöyle lanse edilmişti. Hiç başörtüsü takmamak sanki kapanıp açılmaktan daha iyi bir şeymiş gibi, anlatabildim mi? Ve bu yüzden ben böyle Türkiye'deyken hani kapanma düşüncelerimi hep böyle arkaya attım, arka plana attım ve görmemezlikten geldim. Çünkü işte beynime yükleden şey şuydu ki kapanıp açılırsan çok büyük günah. Ben böyle 6. 7. sınıftayken artık böyle iyice ergenliğimin işte olduğu o dönemlerden geçiyordum. Ve yine hani kapalı olduğum için açılamayacağımı düşündüğümden dolayı daha farklı şeyler yapmaya başlamıştım. Mesela şunu hatırlıyorum, 7. sınıftayken doğum günümden bir gün öncesinde ablamla beraber dışarı çıkmıştık, Söder'le beraber ve ben böyle kendime çok güzel bir set almıştım. Yani set derken işte bir kıyafet dükkanına gittik, oradan böyle bir crop top aldım. Altına da bir tane yüksek belli bir pantolon almıştım, dar bir pantolon. Ve ben bunu çok severek aldım, böyle gerçekten o kadar hoşuma gitmişlerdi ki. Ve o zamana kadar aldığım ilk dar pantolon ve ilk böyle crop top'tı. Ve ben tabii ki bunu dışarıda giyemeyecektim çünkü yani o kıyafetleri eve geldiğimde bile annemlerden çok büyük tepki almıştım zaten. Neyse sonra böyle dışarı çıkarken falan üstüme böyle uzun hırkalarla şunlarla bunlarla giyip hani o kıyafetleri o şekilde giymeye çalışıyordum. Ama yine işte etrafımdaki insanlardan sürekli negatif tepkiler alıyordum. Ondan sonra hani bu tür olaylar sürekli bende hani şeyi düşüncesi oluşturmaya başladı. Hani kapalısın, okey bunu yapamazsın, şunu yapamazsın falan gibi. Neyse sonra ortaokul bir şekilde bitti. Ben 9. sınıfa başladığımda, hatta sanırım 8. sınıftayken de biraz olmuştu. Neyse ben işte 8. ya da 9. sınıftayken çok hatırlamıyorum. Çok severek takip ettiğim bir kadın var benim. Ve bu kız işte Hollanda'da yaşıyor ve işte sürekli böyle tatile gidiyor, geziyor, tozuyor falan. Ve bu kız da kapalıydı o zamanlar. Ve ben dediğim gibi hani bayağı sıkı takipçisiydim bu kızın. Ve işte ben 8'de 9'dayken falan artık ne zamansa bu kız açıldı. Ve onun açıldığını görmek bende şeyi uyandırdı. Dedim ki okey, yani demek ki kapalı insanların da açılma gibi bir seçeneği var. Yani bir defa kapandın asla açılamazsın gibi bir durum demek ki söz konusu değilmiş. Hani bunu birazcık anlamış oldum. Sonra şeyi hatırlıyorum. Ablamlarla konuştum. Dedim ki ben açılmak istiyorum. Ve onlardan çok büyük bir tepki görmüştüm. Bu arada aileme de asla bunu laf etmiyorum. Hani onlar da kendi doğrularını, işte kendi bildiklerini söylüyorlardı bana. Hani kalkıp da bana bir garezi oldukları için değil. Ama ablamlardan çok büyük bir tepki almıştım kısacası. İşte dediler ki sen o takip ettiğin kız açıldığı için işte bir heves yaptın. Normalde açılmak istemiyorsun. Şöyle böyle falan dediler. Ve ben dedim ki neyse ben bu düşünceyi birazcık daha kenara kaldırayım. Bir de benim Türkiye'deki çevrem çok farklıydı arkadaşlar. Ben Aydın'da yaşıyordum ve hani Aydın küçük bir yer, bildiğiniz üzere
Ve böyle Türkiye'deyken çok fazla işte arkadaşlarımla dışarı çıkayım, gezeyim, tozayım, işte farklı yerlere gidelim, farklı şeyleri gezelim falan çok olmuyordu. Daha çok işte ailemle beraber vakit geçiriyordum, akrabalarımızla veya ailemin arkadaşlarıyla. Ve onlar da hep hani aynı türde insanlardı. Aynı tür derken de işte genelde kadınlar başörtüsü takıyor, işte erkekler namaz kılar, şöyle böyle anlatabildim. Hani böyle dini bir toplum benim görüştüğüm. Ondan sonra neyse ben liseye başladım. 9. sınıftayken yine açılmak istedim. Bunu bu sefer bir arkadaşımla konuşmuştum. O zamanki yakın bir arkadaşımla. Ve o da bana ablamların verdiği gibi benzer tepkileri verdi. Ama o böyle biraz daha farklı bir şeydi. Neyse artık kimden neyi saklıyorum. Bir de bakın şöyle de bir şey oluştu bende artık, biliyor musunuz, bakış açısı. Allah'ın bildiği şeyi kuldan saklamanın çok saçma olduğunu düşünüyorum. Çünkü mesela Hristiyanlıkta şey var ya, kiliseye gidip işte papayla konuşup böyle günah çıkarma seansları yapabiliyorlar ya. Yaptıkları artık günah artık her neyse bunu sesli bir şekilde söylüyorlar. Ve hani kendi inandıkları işte Allah veya işte İsa tarafından affedildiklerini düşünüyorlar. Ve bu bana biraz mantıklı gelmeye başladı. Çünkü Allah'ın bildiği şeyleri kullardan tepki görmemek için saklamak çok saçma geliyor. Neyse kısacası 9. sınıftayken bir erkek arkadaşım vardı. Ne kadar erkek arkadaşı denebilirse artık. Biz bu çocukla ayrılmıştık. Ve ayrıldıktan sonra ben tekrar açılma hislerim gelmişti işte. Ve bunu arkadaşımla paylaştığımda arkadaşım demişti ki sanki hani o çocuktan ayrıldığın için açılmak istiyormuşsun gibi anlaşılır dedi. Veya hani sanki o çocuk seni kapalı kabul etmedi, onun için açılıyormuşsun gibi algılanır demişti. Ve açılmamam gerektiği ile ilgili bana böyle bir konuşma yapmıştı. Ve her ne kadar benim o açılma hissemin hiçbir şekilde o çocukla bir alakası olmamasına rağmen ben demiştim ki okey, galiba böyle olması mantıklı, demek ki böyle kalmalıyım. Ondan sonra arkadaşlar aradan vakitler geçti, işte ben 9'u bitirdim, 10 oldu, 11. sınıf oldu. Benim yine açılma hisleri geldi, açılma perileri. Ya bu arada sürekli böyle her şeyin tarihini vermeye çalışıyorum ki hani ne zamandır aslında aklımda olan bir şeydi ve böyle bir çatışmaydı, bunu anlatabileyim diye. Yine işte ben o yaşlardayken açılma hissi yine bana çok ağır gelmeye başlamıştı. Ve bunu ablamlarla bir defa daha konuştum. Ve ablamlar bana şey demişlerdi, benim anneannem kanserdi, buradan lütfen Fatih'e okuyun yollayın, çok seviyorum kendisini, vefat etti çünkü. Anneannem o zaman kanser hastasıydı ve bizimle yaşıyorlardı Aydın'da. Ve bana demişlerdi ki ablamlar, eğer şu an açılırsan anneannemi daha çok üzersin ve biliyorsunuz kanser gibi rahatsızlıklar hani üzüntüyle falan ilerleyebiliyor. Dediler ki hani bu çok işte şu an bencilce kalır, işte anneannem burada, onu kötü etkilersin, şöyle böyle falan dediler. Ve ben o yüzden yine bu fikri geri plana attım. Tekrar ediyorum ki burada aileme asla bir laf etmiyorum. Lütfen konuyu yanlış yerlere çekmeyin. Sonra arkadaşlar 11. sınıftayken ben işte Amerika'ya gittim. Amerika'dayken hiç böyle açılma hissi falan yoktu aklımda. Ama kapalı olmakla ilgili gerçekten çok zorlanıyordum. Çünkü biliyorsunuz ki dinimizde şey var hani Müslüman olmayan kadınların yanında da başörtüsü takmanız gerekiyor. Çünkü onlar da böyle bir işte size ne deniyordu? Sanırım caiz deniyor. Onlar da işte size caiz olmuyor. O yüzden mesela ben Amerika'da hostelimin yanında kalırken gerçekten çok zorlanıyordum. Odamdan dışarıya asla çıkmıyordum çünkü her odadan çıktığımda başörtüsü takmam gerekiyordu. Veya işte duş alacağım zaman falan böyle ya zor oluyordu. Olayları çok karışık anlatıyorum, farkındayım, kusura bakmayın. Kısacası şöyle, ben küçüklüğümden beri dinle büyütülmüş bir çocuğum. İşte küçükken Kur'an kurslarına giderdim. Ailem tarafından sürekli böyle dini bilgiler, işte kitaplar, şunlar bunlar okurdum. Hani din konusunda belli başlı bir bilgi seviyesine sahiptim. Ama bunu da yakın zamanda fark ettim ki bana öğretilen din daha çok şu şekildeydi. Kötü bir şey yaparsan Allah cezalandırır. Hani Allah korkmamız gereken bir yaratıcı gibi gibi. Ve bu yüzden ben başörtüsünü takarken Allah korkusundan takıyordum. Hani Allah'ın istediği bir şeyi yerine getiriyorum. Hani Allah rızası için yapıyorum değil. Yapmazsam Allah beni cezalandırır gibi. Anlatabildim mi? Hani daha çok böyle dinde benim için hani sevgiden daha ziyade korku ön plandaydı ve bu benim günlük yaşantımı çok etkiliyordu. Hani en ufak böyle bir günaha işleyeyim, bir şey yapayım, direkt ben öldüm, bittim, hayat burada benim için bitti gibi bir mentalitedeydim. Neyse arkadaşlar, dediğim gibi Amerika'dayken zorlanıyordum ama açılma hissi veya fikri aklımda yoktu. Ben sonra Kanada'ya taşındım. Kanada'dayken de ilk böyle geldiğim yıl 2019 yılında falan yine açılma düşünceleri aklımda yoktu. Hatta uzun bir süre Kanada'dayken aklıma gelmedi bu düşünceler. Ama şöyle de bir şey gerçekleşti benim hayatımda. İşte 2019'da Mart ayı gibi benim anneannem vefat etti. Başı sağ olsun, mekan cennet olsun inşallah.
Ve ben anneannemle büyümüş bir çocuğum. Bu yüzden anneannemin vefat etmesi beni psikolojik olarak gerçekten çok etkiledi. Ve ben ilk başta işte sürekli anneannem aklıma geldikçe onun için işte böyle 3 gülhübi elham okuyup böyle hani dua etmeye çalışıyordum. Ama bir müddet sonra fark ettim ki sürekli dua okumak, şey yapmak bende böyle bir takıntı haline gelmeye başladı. Ve ben artık hani bu takıntıları hayatımın başka yerlerini de yaşamaya başladım. Mesela artık sadece böyle anneanneme dua okumak değildi benim için. İşte ne bileyim sürekli kendime işte ayetel kürsü okumak olsun, işte bir şeyler yapmak olsun, sürekli böyle dua okuyordum. Bu kötü bir şey değil ama birazdan anlayacaksınız neden olduğunu. Ve hani bu dinli takıntım diyeyim ben buna. Bir müddet sonra başka şeylere yol açtı. Mesela ablamla yaşadığımız işte 2 yıl önce beraber bir evde yaşıyorduk. O evde yaşarken mesela yazın ben daha çok evde vakit geçiriyordum tek başıma. Ablam da dışarı çıkıyordu arkadaşlarıyla falan. Ve biz hani ablamla beraber kiviyi sahiplendiğimiz için o zaman ben evde kiviyi tek başına bırakıp dışarı çıkamayacak seviyeye geldim. Çünkü aklımda öyle böyle hikayeler oluşuyordu ki işte mesela markete gidemiyordum. Kivinin başına bir şey gelecek işte şöyle olacak böyle olacak falan gibisinden korkularımdan. Böyle neyse kısacası ben fark ettim ki işte 2 yıl önce, 1 yıl önce ne kadarsa artık bende OKB varmış. Ve işte anneannemin vefatı bunu tetiklemiş. Ay çok karışık anlatıyorum, kendi kafam karıştı. Şimdi arkadaşlar OKB gibi rahatsızlıklar genelde sizin size genetik olarak aktarılmış oluyor. Ve hayatınızda böyle travmatik bir olay yaşadığınızda bu tür rahatsızlıklar kendisini belli etmeye başlıyor. Ve benim için anneannemin vefatı bunu trigger eden olay oldu. Çünkü işte ben anneannemin vefatından sonra dediğim gibi sürekli dua okumaya başladım. Sonra sadece ona değil kendime dua okumaya başladım. İşte kiviye, şuna, buna. Ve hani öyle bir noktaya gelmiştik mesela iş yerindeyim. Kendi kendime böyle kafamda ödevler veriyordum. Mesela bir köşeden öteki köşeye gidene kadar işte 3 ihlas, 1 elham şeyini 5 defa tekrarlamam gerekiyordu mesela. Bunu iş yerinde yapmak tabii ki çok zor bir şey. Çünkü sürekli birileriyle konuşuyorsun, bir şey yapıyorsun. Mesela kasadayken işte müşteriyle konuşmuyordum dua cycle'ın bitene kadar. Anlatabildim mi? Hani böyle çok değişik yerlere geldi. Neyse. Sonra ben işte geçtiğimiz yıl ilaç kullanmaya başladım. Hem OKB'm hem de ADHD'm için. İlaç kullanmaya başladıktan sonra tabii ki bu tür işte dua okuma isteğim olsun, işte bu kafamda kurduğum evhamlar, şunlar bunlar bir tık daha azaldı. Ama yine de hani bu tür rahatsızlıklar sadece ilaçla geçici olarak kontrol edilebiliyor. Hani günün sonunda kendi kendinize hani bu rahatsızlıkla yaşamayı öğrenmeniz gerekiyor. O yüzden böyle hani her şey %100 gitti bitti gibi bir durum söz konusu değildi. Bu arada OKB'nin arkadaşlar çok farklı alanları değildi. Alanları diyelim, nasıl tarif edeceğimi bilemedim. OKB'nin çok geniş bir rahatsızlık ve genelde temizlik hastalığı olarak biliniyor olsa bile çok farklı böyle dalları var. Mesela kimisi işte temizlik konusunda takıntılı olabiliyorken kimisi benim gibi mesela dini konularda takıntılı olabiliyor veya başka başka konularda. Ve benimkinin bir dini takıntı olduğunu fark ettim işte. Şunu da öğrenmiş oldum ki benim için başörtüsü bu dini takıntılarımın altına düşüyordu. Çünkü ben gerçekten şu şekilde düşünüyordum ki ben başörtümü çıkartırsam hemen kanser olacağım. Bütün saçım, başım, her şeyim dökülecek. Ve hani bu benim cezalandırılma şeklim olacak. Çünkü Allah cezalandırıcı bir yaratıcı. Allah'tan korkmamız lazım ve onun dediği şeyleri yapmazsak bizim için hayat çöp olur gibi düşünüyordum. İşte uzun süre zaten terapi gördüm bu konuyla ilgili. İlk başta bu ciddi anlamda açılma düşünceleri bana geldiğinde sanırım 2 yaz öncesiydi. Ya da geçtiğimiz yaz mıydı? Çok hatırlayamıyorum tarihleri. Bir de şu anda gecenin belli bir vakti olduğu için. Saat şu anda 12:24 geçiyor. O yüzden kafamda birazcık şey, kusura bakmayın. İşte arkadaşlar kısacası böyle biraz 2 yaz önce falandı galiba böyle açılma perileri bana tekrar geldiğinde. Şu an yamuk duruyorsunuz. Neyse ve ben hani gerçekten uzun bir süre sonra tekrardan bu konuyu ciddi olarak düşünmeye başladım. Ve sanırım şu ana kadar ilk defa bu kadar ciddi bir şekilde sorguluyordum, düşünmeye başlamıştım. Bu konuyla ilgili konuşabileceğim herkese konuştuğumu düşünüyorum. Ailemle konuştum ilk başta ve tabii ki böyle bir konuda sizi desteklemek istemiyorlar. Çünkü onlar da sonuçta Müslümanlar ve hani yanlış olduğunu düşünüyorlar. Bu yüzden beni dinliyorlardı, anlamaya çalışıyorlardı ama günün sonunda işte bu hayat geçici, kendimize ahiret hazırlamamız lazım falan filan yapıp ben tekrar böyle
Allah'tan korkulması gerekiyor mantığıyla kapalı kalmaya devam ediyordum. Sonra daha önce kapalı olup açılan insanlarla konuştum. Böyle terapistlerimle konuştum. Terapistlerimle diyorum evet çünkü iki tane terapistim vardı zamanında. Böyle şeyler yaptım neyse. Hatta terapistimle konuşmaya başlamam da şu şekilde gerçekleşti. Daha önceden benim bir terapistim vardı ablamla yaşarken. Ama sonra o kadınla konuşmayı bırakmıştım. Çünkü pek birbirimize uyuşmuyorduk. Ben bir gün yine böyle çok derlendim kapalılık konusunda ve evimdeki psikolog diye bir site var Türkiye'de, illaki duymuşsunuzdur diye düşünüyorum. Bir sürü terapistler var ve size seçip konuşabiliyorsunuz. Özellikle kapalı bir terapist aradım kendime ki hani beni daha iyi anlayabilir belki diye ve buldum. Direkt anında zaten müsaitti. O yüzden seansa başladık. Kadınla konuşmaya başlarken dedim ki belki anlatacağım şey şu anda hani terapide konuşulabilecek bir şey bile değil ama hani beni çok etkiliyor, bu yüzden size konuşmak istiyorum dedim ve anlatmaya başladım her şeyi. O günden bugüne de konuşuyoruz. Gerçekten kendisini çok seviyorum. Bana çok yardım etti. İşte terapistimle konuşmam da bu şekilde oldu. Ve hani içten içe şunu da fark etmeye başlamıştım ki ben kapalıyken hep böyle bir kendimi kanıtlama şeyi içindeydim. Hani nasıl anlatılabilir ki bu? Böyle çok yorucu oluyordu benim için. Çünkü birincisi sosyal medyada beni takip eden bir sürü insan var ve sürekli şey mesajları alıyorum işte sayende kapandım veya işte sayende başörtüsü konusunda artık daha özgür hissediyorum. İşte bak ben de piercing yaptırdım şöyle böyle gibi gibi. Ve bu tür mesajlar bana sanki böyle doğru yoldaymışım gibi bir his veriyordu. Ama şeyin de farkındaydım. Kapalıyken tesettüre uygun giymediğimin farkındaydım. Veya normalde yapmayacağım kadar makyaj yapardım kapalıyken. Çünkü işte bütün odak yüzümde oluyor. O yüzden işte yüzüm güzel görünmeli falan gibi düşünüyordum. Veya çok fazla alışveriş yapardım. İşte böyle crop topları işte nasıl kapalıyla uygun hale getirebilirim. Veya işte neyi nasıl giyersem işte çok şık görünür şöyle böyle gibi. Şu anda belki dediklerim çok saçma geliyor. Belki anlatamıyorum bile doğru düzgün bilmiyorum. Ama böyle sürekli kendi içinde bir kendimi kanıtlama, kendimi onaylattırma şeyi içindeydim. Hani bakın ben kapalıyım ama şunu da yapabildim. Bakın ben kapalıyım ama bak ben aslında böyleyim. Bak kapalıyım ama aslında şöyle de düşünüyorum gibi gibi. Ve bu çok yorucu bir şey arkadaşlar. Mesela iş yerindeyken şunu fark ediyordum. Starbucks'ta çalışırken ekstra böyle insanlara karşı iyi davranmaya çalışırdım. Ve hani bu böyle olmadığım birisi gibi davranmaya çalışmak değildi ama daha çok böyle hani örnek olmalıyım. Herkese işte örnek olmam lazım gibi bir düşünce yapısına girmiştim. İşte herkese sürekli konuşurdum. İşte herkese ekstra iyi davranmaya çalışırdım. Böyle kendi mutluluğumdan çok diğer insanların beni ve dinimi nasıl gördüğünü önemsemeye başlamıştım. Ve bu benim için çok yıpratıcı bir şeydi. Böyle sürekli işte yalandan gülümseme, yalandan böyle sohbet, muhabbet, sanki dünyanın en mükemmel insanıymış gibi kendimi gösterme çabası içindeydim. Ve bu beni çok yoruyordu. Sadece fiziksel olarak değil, hani mental olarak da çok yoruyordu. Çünkü evet hani normalde de iyi bir insan olduğumu düşünüyorum ama çok fazla çabalıyordum. Yani sürekli böyle bir çaba içindeydim. Kendimi değişik ortamlara sokup o ortamlarda da var olabileceğimi hem kendime hem diğer insanlara kanıtlamaya çalışıyordum. Mesela diyelim ki arkadaşlarım bara gidiyorlar akşam. Onlarla gidip yanlarında su içip veya işte kola mola bir şeyler içip o ortamda bulunuyordum ki öyle yerlere kapalıların da gidebildiğini hem kendime hem de etraftakilere kanıtlamış olabileyim gibi. Anlatabildim mi? Böyle çok değişik şeyler yaşıyordum kendi içimde ve bu çok 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 yorucuydu. Bir de bakın şöyle bir şey vardı. Ben ne zaman bu kapanma hissi gelse, bana bu istek gelse, hayattan bildiğiniz kopuyordum. O kadar moralim bozuluyordu ki çünkü ailemden tabii ki destek göremiyorum ki hani dediğim gibi bu anlaşılabilir bir şey. Hani sonuçta bir yanlış yaptığını düşünüyorlar ve seni desteklemiyorlar bu konuda. Ama hani bu beni dinlemedikleri falan anlamına gelmiyor. Ama kimsenin beni anlamadığını düşünüyordum. Çünkü Söder'le konuşsam bir yere kadar. Çünkü evet o hani hiç başörtüsü takmadı. O yüzden kapalılığı ne olduğunu çok anlayamıyordu. Diğer ablam kapalı, onunla konuşmaya çalışsam o da belli bir noktaya kadar anlayabiliyordu. Çünkü Türkiye'de yaşıyor ve etrafında kapalı bir sürü insan var. O yüzden hani benim yaşadıklarımla onun yaşadığı şeyler de çok biri olmuyordu. Anne babam farklı, arkadaşlarım farklı. Hani kısacası böyle bir çıkış yolu asla göremiyordum. Ve çok böyle bildiğiniz direkt depresyona düşüyordum. Ve bu işte kapanma hissi bana geldiğinde kimseyle konuşamadığım için, insanların beni anlamadığını düşündüğüm için haftalarca süren böyle kendisini eve kapatma, depresyon olma modlarına giriyordum. Böyle zamanlarda işte neredeyse her gün terapistimle konuşuyorum, şey yapıyorum. Ve şöyle de bir şey vardı, ben açılmak istiyordum ama şeyi bilmiyordum. Hani
acaba gerçekten açılmak mı istiyorum yoksa daha önce hiç denemediğim bir şey mi yapmaya çalışıyorum? Çünkü ben kapandığımda dediğim gibi çok küçük bir yaştaydım ve hani şu anki işte yetişkin halimle hiç açık olmayı denemediğim için acaba o hissi mi istiyorum yoksa gerçekten başörtüsü takmak mı bana ağır geliyor, bunu fark edemiyordum. Ve sadece evde oturup böyle depresyonda bir şekilde düşünüyordum. Kitap kitap okuyorum, işte podcastler dinliyorum bana bir şeyler yardım etsin diye ve hiçbir şey yardım etmiyordu. Bir gün arkadaşlar ben Söda'nın evine gitmiştim. Onunla oturduk böyle konuştuk ettik falan. Biraz başörtüsü konusundan konuştuk. Sonra da neyse markete gidecektik, beni eve bırakacaktı. Ve ben dedim ki ben dedim açık çıkmak istiyorum. Hani bir bakmak istiyorum, denemek istiyorum. Hani acaba ne olacak hani deneyeyim. Ve ilk defa o gün dışarıya açık bir şekilde çıktım. Ki daha o zaman yaz değildi bile. Hava böyle yeni yeni yaza dönüyordu. Böyle rüzgarlı yağmurlu bir gündü. Ve o kadar korkuyordum ki böyle hani sanki dışarı çıktığım an araba çarpacak ölecekmişim gibi falan böyle bir his vardı içimde. Neyse. O gün böyle hatta kapşonlu bir şey giymiştim üstüme. Ki hani pişman olursam verdiğim karardan direkt kapşonumu takıp hani şey yapacaktım. Hani o şekilde olayı idare edecektim. Bunların bu arada hepsini minik minik videolarını çektim kendim için. Ama şu anda onları buraya koyup şey yapmayacağım. Çünkü kimseye böyle yanlış örnek olmak bir şey yapmak istemiyorum. Ama kapıdan adımımı dışarıya ilk attığım anda ben ağlamaya başladım. Çünkü ilk defa yağmuru hissettim kafamda. İlk defa rüzgar böyle enseme vurdu, üşüdüm. Böyle çok değişikti, bilmiyorum, çok farklı hissetmiştim. Ve çok duygulanmıştım böyle hani ilginç gelmişti, bilmiyorum. O gün markete falan açık gittik ve böyle farklı hissediyordum, bilmiyorum. Hani hiç korktuğum kadar büyük bir şey gibi gelmedi bana o anda. Çünkü gayet normal bir şekilde insanların arasına karıştım ve hayatıma devam ettim. Fark ettiğim bir şey vardı mesela, insanlar dik dik bana bakmıyorlardı. Genelde kapalıyken çünkü insanların herkesin bana baktığını hissediyordum. Öyle bir hissim yoktu. Ve böyle rahat hissetmiştim. Sanki omuzumdan böyle bir yük kalkmış gibiydi. Ondan sonra ben yine başörtüsü takmaya devam ettim. Sanırım ertesi gün işe gidiyordum. İşe kapalı falan gittim. Yine böyle birkaç hafta sonra terapistimle konuştum. Ve şey dedi. Ne demişti bana? Hani dene dedi. Bu kadar hani aklına gelip kendini yıpratacağına, hırpalayacağına dene dedi. Dışarı açık çık dedi. Bak hani ne olacakmış hani falan gibi bir şey söyledi. Ve ben o gün o seanstan sonra yaz mevsimiydi. Dışarı çıktım açık bir şekilde. Ve böyle güzeldi yani. Bilmiyorum. Ben o gün dışarı açık bir şekilde çıktım. Gayet iyi hissettim kendimi. Her şey gayet yolundaydı. Bunları yaparken de anneme çok fazla bir şey söylemedim. Çünkü desteklemeyecekleri bir konu. Ve hani onları o böyle duruma da sokmak istemedim. Ama açık bir şekilde çıktım. Gayet iyi hissettim kendimi. Gayet mutluydum. Böyle birkaç gün işe gitmiyordum o sıralar. 2 gün falan boyunca dışarı çıktım. Açık bir şekilde tek başıma dolaştım ettim. Geldim eve geri. Sonra açılışımın 3. gününde Starbucks'ta işim vardı. Ve işe giderken açık gittim. Sabah hatta erken çalışıyordum bayağı. İşe gittim, kimse beni tanımadı etmedi falan, böyle herkes şok. Ondan sonra iş yerine de böyle bir sanırım 2-3 gün falan açık gittim. Sonra bir gün dışarı çıktım tutkuyla. Kısacası bu süre bir hafta kadar sürdü. İşte 2 gün kendim tek başıma dışarı çıktım. 3 gün işe açık bir şekilde gittim. Sonra bir gün Tutku'yla buluştum. Ertesi günü Söder'le buluştuk. Sahilin kenarına gitmiştik. Ve ben o gün Söder'le dışarı çıkarken kapalı bir şekilde çıktım. Çünkü böyle kendimi bilmiyorum. Başörtüsü takasım geldi ve öyle çıktım dışarı. Neyse işte ben o gün sahile falan gittik. İşte kapalı gittim. Ablamla konuştuk, ettik falan. Ve ben sanki kapalı olmak daha iyi bir kararmış gibi düşündüm. Ama hala içinde böyle %100 olayı çözebilmiş değildim. Ertesi gün işte Starbucks'ta tekrar çalışıyordum sabah 6'da. Ve böyle hazırlanırken çok fazla vakit harcamışım. Fark etmemiştim ne kadar vakit geçtiğini. Ama ben makyajımı daha yaparken fark ettim ki evden çıkmam gerekiyor. Ve saçım gerçekten çok kötü görünüyordu. Hani şu anki gibi bir şeydi, böyle taranmamıştı, etmemişti. Ben de dedim ki neyse dedim. Demek ki bu Allah'tan gelen bana bir işaret. Benim demek ki kapalı olmam gerekiyor dedim. Kendimce bir mantık yürüttüm. Ve işe kapalı gittim. İş yerine yürürken yolda pişman oldum. Çünkü dedim ki Fatma daha hani bir hafta olmadı bile açık olalı. Ve hani ne yapıyorsun yani, anladın mı? Bu böyle bir gün kapalı gidip bir gün açık gidebileceğin bir şey değil yani. Hani bir konuda karar vermen lazım.
Neyse o gün ben kapalı işe gittiğim için benim yine moralim çok bozuldu. Çünkü bütün gün kendimi suçladım. Dedim ki hani ne gerek vardı? Keşke saçın kötüyken de gitseydin ama şey yapsaydın, bir görseydin yani. Çünkü ben kendime söz vermiştim. En azından 2 hafta denemek istiyordum açık olarak. Ama ben o gün kapanınca da dedim hani okey, bugün kapandım. Böyle artık hani demek ki böyle olması gerekiyormuş falan diye düşündüm. Ondan sonra arkadaşlar aradan aylar geçti falan. Bana tabii ki yine arada böyle açılma perileri geliyor ediyor. Ama ben hep böyle diyordum artık. Okey Fatma, bir defa kararını verdin. Yetti, bitti, gitti. Sonra annemlerin yanına gittiğimizde işte Kasım ayında Macaristan'da. Onlarla da bayağı konuştum. Hatta Macaristan'da bir akşam böyle oturup annemlerle bayağı konuşmuştuk. Ve ben ağlıyorum artık böyle sinirden. Çünkü kendime de sinirleniyordum. Niye bir türlü bir karar veremiyorum diye. Onlara demiştim hatta işte bir gün burada bari dışarı açık çıkayım. Çünkü Toronto'dayken açık dışarı çıkmaktan çok korkuyordum. Çünkü dışarıdan tanıyanlar edenler oluyor illaki. İşte gerek sosyal medyadan olsun gerek hani normal arkadaşlarımla falan karşılaştığımızda. Bu yüzden insanların beni görmesinden çok çekiniyordum. Bu yüzden dedim hani bari Macaristan'dayken açık çıkayım falan yapmıştım. Ama sonra Macaristan'da öyle bir şey yapmamaya karar verdim. Annemlerin yanındayken de gayet normal kapalıydım falan. Sonra işte Kanada'ya geri döndüm. Ameliyattı, şuydu buydu derken aradan yine biraz vakit geçti. Böyle yaklaşık 3-4 ay önce artık tam olarak ne zaman hatırlamıyorum. Yine terapistimle böyle bir seans gerçekleştirdik. Ve bu seans benim için gerçekten böyle çok ufkumu açan bir şey oldu. Bayağı aydınlattığını düşünüyorum. Kısacası şey konuştuk. Bende çok fazla fanatiklik olduğunu söyledi. Yani dedi ki mesela senin için bir şey ya siyah ya beyaz dedi. Sen bir şeyin gri olmasını kabullenemiyorsun dedi. Kendim için. Ama mesela başka bir insan için bir şey gri ise onu gayet güzel kabullenebiliyorsun ve insanlara çok güzel destek olabiliyorsun, şey yapabiliyorsun, işte herkese yardım edebiliyorsun ama kendine gelince işte acımasız davranıyorsun falan diye konuştu. Ve başörtüsünde benim için bu tür bir olay olduğunu fark ettik. Hani daha çok böyle fanatiklik gibi bir konumda tutuyordum başörtüsünü. Hani etrafımda birisi kapansa çok güzel destek olurum, açılsa yine çok güzel destek olurum. Ama kendime geldiğinde başörtüsü gri alandaydı ve ben bunu kabullenemiyordum. Hani bir an önce ya siyah olsun ya beyaz olsun ama arada kalmasın istiyordum. Ve kendimi gerçekten mental olarak çok 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 yoruyordum bu konu hakkında. Mesela bir insan saçını iki yandan bağlamış göreyim mesela. Ya içim cızlıyordu. Diyordum ki ya ben de böyle yapmak istiyorum. Çünkü küçükken saçımı öyle yapıyordum mesela ve çok hoşuma gidiyordu. Böyle sinir oluyordum yani kendime. Hani neden küçükken o kararı verdim? Neden hani yetişkin olana kadar beklemedim gibi. Sürekli böyle kendime kızıyordum. Veya böyle çok güzel işte saç boyaları görüyordum, işte tokalar şunlar bunlar ve içim acıyordu yani. Diyordum hani ben kendime niye bunu yaptım? Ve tabii ki biliyorum hani Allah'ın emri şu bu ama gerçekten hani benim için çok böyle zorlaşmıştı. Neyse o gün o seanstan sonra bir daha deneyecektim açık olmayı. Ve bu sefer en azından bir 3 hafta ve yapabiliyorsam bir ay kadar açık kalacaktım. Ve bana dedi ki hani bu sefer dedi hani hissettiğin her şeyi yaz dedi. Hani açıldığında tekrar böyle kapanmak istersen mesela işe giderken sabah işte başörtümü takıp çıkmam gibi. Öyle bir durum olsa bile veya vicdan azabı çektin, işte içinde böyle ne bileyim rahatsız hissettin. Hadi bunları hep yaz ama tekrar açıldıktan sonra aniden böyle kapanacağım diye bir karar verme dedi. Çünkü hani çok uzun süredir kapalı olduğum için açıldığımda değişik hissetmem, kendimi rahatsız hissetmem gibi şeylerin çok normal olduğundan falan bahsettik. Ve bunun için hani gerçekten bu istediğim bir şey mi değil mi bunu anlayabilmek için hani bir süre denemem gerekiyordu. Ve ben bunu denedim. Ertesi günü benim buz patenine kayma dersim vardı. Ve kendimce kendime söz verdim ve dedim ki ben bu derse açık gideceğim ve bu şekilde deneyeceğim. Hatta ders downtown'da direkt böyle bayağı merkezdeydi. Ve buna rağmen dedim ki hani insanlar isteyen görsün, isteyen tanısın umurumda değil, ben bugün bu şekilde gideceğim. Kendimde böyle de tokalarımı taktım, şey yaptım falan, böyle çok iyi hissediyordum kendimi. Annemlere falan da kimseye bir şey söylemedim. Son anda Söda da bende derse gelmeye karar verdi. Onun da hiç haberi yoktu. Beni görünce şaşırdı etti. Ama bu konu hakkında konuşmadık çünkü ben konuşmak istemiyordum. Neyse biz dersimizi yaptık ettik falan. Dersten sonra Söda işte şey dedi. Ben de saçımı kestirmek istiyorum falan dedi. Ben de dedim ki ben de saçımı boyatmak istiyorum. Hadi o zaman dedi kuaföre gidelim. Orada da böyle yakında bir kuaför var, böyle Türk kuaförü. Dedik hadi buraya gidelim saçımızı yaptıralım. Sonra gittik, o gün ben saçımı boyattım ettim falan böyle. Ondan sonra hala kendimi çok iyi hissediyorum. Hala annemlerin haberi yok. Ertesi gün anneme konuşuyorduk. İşte saçımı gösterdim falan, dedim bak nasıl olmuş falan. Sonra annem dedi hani açıldın mı? Dedim
dün açık çıktım. Şu anda açıldım veya kapandım demiyorum. Şu anda bir deneme sürecindeyim ve böyle bakmak istiyorum. Bu konu üstüne sonra bir daha ailemle bir şey konuşmadık. Aradan böyle bir ay falan geçti sanırım. Ben hala açıktım. İşe falan hala açık gidiyorum. Hayatıma böyle devam ediyordum ve kendimi daha rahat ve daha mutlu hissettiğimi fark ettim. Mesela açıldığımda makyajsız gayet rahat dışarı çıkabiliyordum. Veya saçım tam istediğim gibi olmadığında problem yapmadım bunu. Direkt çıkabildim. Kıyafetlerim de böyle hani ekstra böyle bir efor sarf etmiyordum falan. Böyle şeyleri hani izlemlemiyordum, gözlemliyordum kendi içimde. Ve bir ay geçtikten sonra falan ben artık annemlere falan herkes hani anladı durumu, kabullendiler kendi içlerinde. Böyle ikinci aydayken falan ben bir an önce bir karar vermem gerektiğini fark ediyordum. Hani tamamen açık olmaya karar vereceksem hani sosyal medyada bununla ilgili paylaşımlar yapayım, kapalı kalacaksam hani dışarı açık çıkmayayım falan gibi böyle düşünmeye başladım. O sıralarda böyle yaptığım birkaç tane işbirliği falan vardı. O yüzden sosyal medyada kapalı paylaşımlar yapıyordum. Ama gerçekten kendimi sürekli böyle ikiyüzlü gibi hissediyordum ve suçluluk hissi vardı bende. Çünkü diyorum ki hani tekrarlıyorum ki Allah'ın bildiği şeyi kulağım niye saklıyorum diye sürekli düşünüyordum. Hani çevremde şey diyen insanlar oldu hani sosyal medyada kapalı paylaşım yapmaya devam et. Hani gerçek hayatında ne yapıyorsan yap falan gibisinden. Ama bu bana mantıklı gelmedi. Çünkü bunu diyen insanların da arka planda düşündüğü nokta şuydu ki İşte aman insanlar linçlemesin, aman insanlar işte kötü yorum atmasın, şöyle böyle gibi. Direkt böyle açılır açılmaz sosyal medyada paylaşım yapmak ben de istemedim. Çünkü kararımdan vazgeçersem hani o fotoğraflar ne olacak diye. İşte 2 ay sonra falan açıldığımı sosyal medyada paylaşacak zamana yaklaştığımda da şey diye düşünüyordum hani kapalı fotoğraflarımı şimdi silecek miyim? O kadar YouTube'da orada burada videom var, şu var, bu var, hani bunları kaldıracak mıyım? Kaldırmak istemiyordum çünkü sonuçta o da benim. Bu da benim, anladın mı? Hani başımdaki örtüyü çıkarttığım için bambaşka bir insan olmadım veya karakterim değişmedi, bir şeyim değişmedi. Bu yüzden o fotoğrafları da kaldırmaktan vazgeçtim. Ve arkadaşlar benim böyle kapalı influencer arkadaşlarımla da bayağı konuştum bu konuyu. Ve bana şey diyenler çok oldu işte daha önce kapalı olup sonradan açılan insanlar çok fazla takipçisini kaybediyor. İşte artık yeteri kadar işbirliği almazsın, şöyle olur böyle olur. Hani bence sosyal medyada kapalı kalmaya devam et. Bu bakış açısı da bana çok yanlış geldi. Çünkü insanlar tarafından kapalı olmak şey gibi görülüyor. Hani bir pazarlama aracı gibi, anlatabildim mi? Hani Allah rızası için yapılan bir şeyden ziyade işte markalar daha böyle farklı yüzler görmek istiyor ve işte başörtülü insanları dahil etmeye çalışıyorlar kampanyalarına, şunda bunda. Bu yüzden kapalı olursan daha fazla işbirliği gelir. Açık olursan klasikleşirsin. O kadar işbirliği şu bu gelmez. Ve bu bana çok yanlış geliyor yani. Sonuçta ben kapalı olacaksam bunu Allah rızası için yapıyor olmam lazım. Daha fazla takipçi sayısı için veya daha fazla para kazanabilmek için değil. O yüzden o arkadaşlarımın dediklerini de dinlemedim. Ve ben başörtüsüz fotoğrafımı paylaşmaya karar verdim. Orada da hatta böyle Instagram'da ufak bir yazı yazdım. Çünkü insanlara kendimi böyle açıklamak, işte şey yapmak da istemedim. Sonuçta günün sonunda gerçekten bu Allah'la benim aramda olan bir şey ve ben burada size ne kadar ne yaşadığımı, nasıl hissettiğimi anlatmaya çalışsam bile belli bir noktaya kadar aktarabiliyorum. Çünkü kafamdaki o düşünceler veya nasıl hissettiğimi size %100 aktarabilmem mümkün değil. Neyse, açıldıktan sonra sosyal medyadan tabii ki çok fazla yorumlar, şunlar bunlar gelmeye başladı. Ama kendim için beni aşağılayan, bana linç eden insanları direkt engellemeye başladım. Çünkü kapalıyken bunu yapmıyordum. Ve benim psikolojimi gerçekten bayağı etkiliyordu. Ama bunun dışında gerçekten çok fazla destek aldım. Bu beni şaşırttı çünkü bu kadar destek göreceğimi beklemiyordum. Ve sadece işte açık olan insanlardan değil, hani kapalı olan insanlardan, arkadaşlarımdan veya hiç beklemediğim insanlardan bile çok fazla destek geldi. Ve bu beni ve etrafındaki insanları da çok şaşırttı. Ama gerçekten çok teşekkür ederim hani bu konuda bana destek olduğunuz için. Yani destek olmak denilmez de yanımda olduğunuz için. Bilmiyorum. Gerçekten benim için daha iyi bir karar verdiğimi düşünüyorum. Ha bu arada bu hani sosyal medyada paylaşmadan önce geçirdiğim açık birkaç aylık halimde bir defa dışarı kapalı çıkmaya karar verdim. Arkadaşımla buluşacaktık. Ve o noktada artık bir aydır falan başörtüsü takmıyordum. Ve kendimi o kadar değişik hissettim ki başörtüsüyken. Gerçekten böyle bütün özgüvenim düştü. O gün mesela yine çok fazla makyaj yapmıştım. İşte böyle abartılı giyinmeye çalıştım, bir şeyler yapmaya çalıştım falan. Böyle hani çok değişik bir mentalitedeydim. Yine böyle sürekli kendimi kanıtlama şeyi vardı. Burada hem kendimi kendime kanıtlamaya çalışıyordum hem de etrafındaki insanları. Böyle çok yorucu bir kafa yapısı. Neyse o gün de benim için hani güzel bir işaret oldu. Hani kapalı olmaktan mutlu olmadığıma dair.
Bu arada şöyle de bir şey var. Hani tesettürün nasıl olması gerektiğini biliyorum ve tesettüre uygun giymeye çalıştığımda, daha az makyaj yapmaya çalıştığımda vesaire kendimi gerçekten çok kötü hissediyordum. Çünkü bu hani kapalıyken kendimi beğenmeme değil ama böyle ya çok farklı bir şey. Nasıl anlatacağım da çok bilmiyorum. Hani böyle mesela şu anda gayet rahat beyaz bir tişört giyip altıma kot bir pantolonla dışarı çıkabilecekken aynısını kapalıyken yapınca yetmiyordu. Hani ne bileyim, daha böyle cırtlak bir renk giymeliydim, daha fazla makyaj yapmalıydım, daha çok takı toka bir şey takmalıydım ki kendimi gösterebileyim. Ve hani bu da zaten kapanmanın şeyine ters, yani amacına ters bir şey. Ha burada şöyle şeyler oldu. Ben açıldıktan sonra mesela çok fazla şey diye yorum da gelmeye başladı insanlardan. İşte kapalıyken daha çekiciydin, kapalıyken daha güzeldin, İşte açılınca güzelliğini kaybettin falan gibi. Ya burada bile aslında nasıl böyle toplum olarak başörtüsüne bakış açımızın nasıl yanlış olduğunu da anlayabiliyoruz bence. Çünkü başörtülü bir insan güzel olmak için başörtüsü takmıyor. Veya başörtülüsüyken başörtüsünü çıkartan insanlar daha güzel olabilmek için bunu yapmıyorlar. Hani dışarıdan bakıldığında evet bir parça bez gibi görülse bile bu insanı çok mental olarak etkileyen de bir şey. O yüzden hani o kadar böyle basit değil yani. Ay güzel olmak için taktım, güzel olmak için çıkarttım gibi bir durum yok. Bu beni bayağıdır düşündüren bir şeydi. Şu anda ki bulunduğum noktada mutluyum. Hala ibadetlerime elimden geldiği kadar dikkat etmeye çalışıyorum. Şu anda böyle pişman olduğum, ettiğim bir şey yok. Şunu da demiyorum ki bir daha asla başörtüsü takmam, hayatıma tamamen açık devam edeceğim de asla demiyorum. Hani şu anda bulunduğum noktada kendim için en iyi kararın bu olduğunu düşünüyorum. Belki birkaç gün sonra, belki birkaç yıl sonra tekrar kapanmak isterim ve bu sefer daha hakkıyla yapabilirim, bilmiyorum. Allah yardım etsin hepimize. Gerçekten kolay bir şey değil. Ama böyle. Video hakkında ne düşündüğünüzü benimle paylaşırsanız çok sevinirim. Sizi çok seviyorum. Umarım dediklerim yanlış yerlere çekilmez ve çarpıtılmaz. Birilerine destek olabildiysem, birilerine yardım edebildiysem herhangi bir konuda çok sevinirim. Öyle. Sizi çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.